Başlayın mı? Nasıl başlayalım mı arkadaşlar? Bu sonuçtan hiç memnun değilim. Bu davadan da memnun değilim. Giden geri gelmiyor. Bir oğul verdim, bir eş verdim. Keşke benim oğlum da nefes alsaydı. Ceza yatsaydı, fizanda olsaydı ben ona razıydım. O yetmedi. Gölbaşı ülke ocaklarından olduğu söylenen geldi kızıma saldırdı. Benim çocuklarımı yerde sürüklediler, kızımı yerde sürüklediler. Devlet Bahçeli gurur duysun bununla. Biz ki ona, ben oğul teslim ettim ona. Tabutta gönderdiler benim oğlumu. Tabutta gönderdiler, ben ne diyeyim? Benim tansiyonum 18'e çıktı. Benim ayakta durmaya halim yok. Ateş ailesinin hepsini mi öldürmek istiyorlar? Buradayım, bir canım var, 70 yaşındayım, hiç korkum yok. Hiç korkum yok. Allah o Devlet Bahçeli'nin canını almasın. Hala ülke ocaklarını benim çocuklarımın üstüne saldırıyor. Ne yaptı benim evladımına? Hizmetten başka ne yaptı? Emrin olur demekten başka ne yaptı? Oğlum konuşamıyorum. Kolay gelsin size. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Değerli basın mensubu arkadaşlar, bugün Sinan Ateş davasında oldukça hızlı bir yargılamanın karar aşamasına geldik ve bugün karar verildi. Ne yazık ki biz karar verilmeden önce buranın kafeteryasında beklediğimiz esnada abla Selma Ateş, Milli Yol Partisi'nden Remzi Çayır'ın ve Selma Hanım'ın eşi Melih Kazancı'nın oturduğu sırada kimliğini bilmediğimiz fakat daha sonrasında Mertcan Kılıç isminde ve rivayet o ki öğrendiğimiz kadarıyla Gölbaşı Ülke Ocakları ile ilintisi olan bir şahsın Selma Ateş Kazancı'yı boynundan tutup yere düşürmesi ve bu olay üzerine de abla Sevda Ateş'in olayı görmesi ve kız kardeşine yapılan müdahaleyi önleyebilmesi için de fiziki olarak ileri gitmesi ve bunun sonucunda da şahsın, saldırganın abla Sevda Ateş'i de düşürmesi sonucunda karardan önce böyle bir tatsız bir olay yaşandı. Ama bu olay sürpriz değildi. Biliyorsunuz ki her ne kadar güdümlü gazetecilerin saçma sapan söylemleri varsa da aile uzun zamandır tehdit edildiklerini, üzerlerinde baskı olduğunu zaten söylemekteydi. Fakat bu söylemlerinin yanı sıra hiçbir koruma önlemi yoktu. Bugün burada bu kafe ya da sanıkların, sanık avukatlarının, katılanların, katılan vekili olarak bizlerin hepimizin birlikte olduğu bir yerde tanımadığımız bir şahıs bugün bunu yaptı, daha ilerisinde yapabilirdi ne yazık ki. Ve biz bu menfur olayın gölgesi altında karar için içeri girdik. Bu kararla alakalı olarak da biz basın mensubu arkadaşları aydınlatmak adına detaylı şekilde bilgilendirmeyi yaptık ama bir kez daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Saldırganlardan Eray Özyağcı, Vedat Balkaya, Suat Kurt, bunlar ağırlaştırılmış müebbet aldılar. Doğukan Çep, Tolgağan Demirbaş, bunlar da azmettirici oldukları kanaatiyle ağırlaştırılmış müebbet aldılar ve bu kişiler tutuklu olarak devam ediyor. Serdar Öktem şifresini vermemişti biliyorsunuz, avukat Serdar Öktem. Şifresini vermeyen bir Mustafa Ensar Aykal vardı, eski komiserdi. Bunlarla ilgili olarak da bir tefrik kararı mütalaada zaten beyan edilmişti. Ve bu tefrik kararıyla birlikte ayrı bir esasla bu kişilerin yargılaması görülecek. Bu kişilerden Mustafa Ensar Aykal'ın tutukluluk hali devam edecek. Ama Serdar Öktem'le ilgili bir tahliye yapıldı ve biz bu tahliye ile ilgili itiraz sürecimizi de gerçekleştireceğiz. Bununla birlikte Mustafa Uzunlar'ın tutukluluk hali devam ediyor. Aşkın Mert Gelen Bey'in tutukluluk hali devam ediyor. Murat Can Çolak'ın da tutukluluk hali devam ediyor. Ve bu kişilerden Aşkın Mert Gelen Bey ve Murat Can Çolak, bunlar biliyorsunuz ki istihbarat polisleriydi. Bunlarla ilgili olarak da ağırlaştırılmış müebbet cezası alt sınırdan başlatılarak teşhiden 18 yıl üzerinden ceza verildi. Mustafa Uzunlar aracı temin eden kişiydi. Bu kişiye de takdiren
15 yıllık bir ceza verilmiş oldu ve bu kişilerin tutukluluk hali de hala devam etmekte. Emre Yüksel, Tolgağan Demirbaş'la hareket eden kişiydi. Emre Yüksel'le ilgili de yine kasten adam öldürme suçlaması 81A ile teşdit uygulandı ve 18 yıllık hapis cezası verildi. Tutuklu olarak devam edecektir. Alper Atay ile ilgili suçluyu kayırmadan dolayı 2 yıl bir hapis cezası verildi. Bu hapis cezasının hükmün açıklanmasının geri bırakılması suretiyle ertelenmesine karar verildi. Diğer sanıklardan Zekeriya Sarkaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk ve Mehmet Yüce hakkında beraat kararları verildi. Caner Günay, Umut Ersoy, Çağlar Zorlu ve Aytaç Ataç hakkında da gene delil yetersizliğinden beraat kararları verildi. Bu kişiler zaten tutuksuzlar. Caner Günay ile Alper Atay hakkında suçluyu kayırmayla ilgili olarak işlem yapılması ayrıca değerlendirildi. Erdem Karadeniz, Osman Bayraktar, diğer şahıslar bunlar hakkında da beraat kararları verilmiş oldu. Süreçle ilgili olarak bu kararlardan memnun musunuz derseniz, biz sürecin başından beri eksik bir iddianame, aynı eksiklikle sürdürülen bir yargılama ve bu eksikliği sürdüren bir mütalaadan bahsediyoruz. Ve mütalaayla eş şekilde bir karar çıkacağını biliyorsunuz, birkaç gün önce sizlerle paylaşmıştık. Evet, bununla benzer bir karar çıkmış oldu. Biz bu yargılamadan memnun değiliz ki biz bu kararlardan memnun olalım. Bizler gerçek failler, gerçek azmettiriciler, her kimse, bizler bu kişilerin yargılanmasını istiyoruz. Bununla birlikte ifade etmek istiyorum ki Serdar Ökten ve Mustafa Enser Aykal'la ilgili ayrı bir dosyadan yargılama süreci devam edecek. Ama biz bu kişilerle ilgili olarak istinaf sürecini ivedi bir şekilde işleteceğiz. Ne yazık ki söylemlerimiz yanlış anlaşılmış daha önce. Ama bizler mütalaadan ayrılarak verilecek bir karar olmadığını takdir edersiniz ki tabii ki de öngördük. Tüm taleplerimizin reddedildiği bir noktada ayrıksı bir karar çıkmayacağı malumumuzdu açıkçası. Bununla ilgili istinaf çalışmamızı yapacağız. Ama ben bir kez daha sizlerin huzurunda şunu söylemek istiyorum. 17 kişilik bir ana soruşturma dosyası var ve bu ana soruşturma dosyasında ismi geçen herkes ne yazık ki siyasi isimler ve bu siyasi isimlerle alakalı olarak soruşturma dosyasında yaprak kıpırdamıyor. Umut ediyoruz ki önümüzdeki zamanlarda herhangi bir şekilde zaman aşımına sokulmadan bu dosyayla ilgili işlemler yapılır ve bizler gerçek faillerin yargılandığını, gerçekten hak ettikleri cezaların alabildiğini görürüz. Ayrıca belirtmek istiyorum ki bugünkü olayla ilgili olarak da bir parantez açmak istiyorum. Biliyorsunuz dün Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir takım söylemleri oldu. Ağır söylemleri oldu. Bu ağır söylemlerin ardından da bugün gerçekleşen saldırıyı sizlerin takdirine bırakıyorum. Bu oldukça manidar bir saldırıdır ve biraz önce Saniye Hanım'ın söylediği gibi, yani Ateş ailesini kökten mi kurutmak istiyorsunuz? Ateş ailesinin arkasında vicdanlı gazeteciler, vicdanlı siyasetçiler, bu ülkede hala vicdanıyla, onuruyla insanlara destek olan bir vatandaş, Türk vatandaşı olduğunu, onlarca, binlerce vatandaş olduğunu bilmenizi isteriz. Ve ben bu saate kadar sizleri beklettiğimiz için çok özür diliyorum. Ancak gerçekten güvenliğimizin sağlanması anlamında çok ciddi sıkıntılar yaşadık. Mahkeme başkanına bu anlamda biz kendisinden bir talepte bulunduk. Yani güvenliğimizi temin etmesini talep ettik. Çünkü burada bunca polisin arasında güvenliğimiz sağlanamadı. Çok şükür ki daha kötü bir olay olmadı. Ancak mahkeme başkanı, tüm taleplerimizi reddeden mahkeme başkanı bu talebimizi de reddetti. Ve bizler bugün emniyet personelinin sağduyusu sayesinde koruma altında ancak sizlerle bu saatte buluşabildik. İşte son durum budur. Ben hepinize hoşgörünüz, bu saate kadar beklediğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Sürecin bitmediğini de önemli hatırlatmak istiyorum. Bizler bu davanın sonuna kadar hukuk bilen insanlar olarak savunucusu olacağız. Çok teşekkür ederim. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.